Herkese merhaba, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Bugün bu akşam için ikinci yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İlk yayınımızı evde kalarak sessiz kalma sayfasından yapmıştık. Ve bugün Rıdvan hocamızla uyku konuştuk ve şimdi de voleybol diyeceğiz. Voleybolun içerisinde yetiştirdiği en özel değerlerden biri bizlerle birlikte olacak. Epey özledik, çok özledik. Bakalım o da özlemiş mi bizleri, voleybolu özlemiş mi, neler yapıyor diye ona soracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Gözde Kırdar bugün bizlerle birlikte olacak. Vakıfbank'ta yaklaşık olarak 19 yıllık bir geçmiş, kazandığı 20 kupa, milli takımla elde ettiği kazanımlar, Türk voleyboluna kazandırdıkları birçok insan, birçok çocuk, birçok genç onu idol olarak görüp onu örnek alıp arkasından gitme hevesindeler. Çok güzel şeyler başardı. Çok güzel bir ailede doğdu, büyüdü, yetişti. Hepsini ondan dinlemek istiyorum. Yaşadıkları, inişleri, çıkışları, hedefe doğru giden rotada neler yaşadıkları, hırsı, azmi, her şey. Şimdi bizimle olacak. Hoş geldin. Kısırma yok yok. Ben kıstım biraz. Tamam. Yani. Evet arkadaş. Sevgili anne nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Özledik vallahi Gözdeciğim yani. Yolunda mı her şey? Biliyorum. Yolunda çok şükür. Çok yani gerçekten aşırı mutluyum yeni hayatımdan da. Yani voleybol oynarken de çok mutluydum. Ama gerçekten bu kadar böyle hissedeceğimi düşünmemiştim. Hani özlerim, sıkılırım belki falan diyordum ama hiç öyle olmadı yani. Ama ilk başta endişen vardı değil mi mesela? Bunu yaşayarak evet, yani şu an bunu söyleyebiliriz. Önce özellikle yani Mayıs, 2 sene önce Mayıs'ta bıraktım. Ale'de milli takıma gitmiştim. Hani evde yalnızdım belli bir süre. O zaman belki sıkılırım falan diyordum ama hiç öyle olmadı. Çünkü zaten ben 7 aylık hamileyken bile hala geziyordum. Son 2 ayımda bir durdum. Hem de yani şeyin özlemi vardı. 20 sene full voleybol oynuyorsun 12 ay boyunca. Hani zaten onun hayalini kuruyordum. Hep seyahat edeceğim, şey yapacağım diye. Tabii mavi çok çabuk geldi. O yüzden çok seyahat ya ama ne iyi oldu değil mi? Yani şunu sen de çok iyi gözlemleyebiliyorum. Sen çok güzel bir ailede yetiştin ve aile sonuna kadar. Bu arada yorumları kapatıyorum değerli arkadaşlarımız, takipçilerimiz. Sonra bir ara açarız ki Gözde'nin yüzünü de görün. Çayları, kahveleri hazırlayın demişti. O yüzden çayları, kahvelerini hazırladık. Herkese de afiyet olsun. Çok güzel bir ailede doğdun, büyüdün ve onların senin gelişiminde çok büyük emekleri var. Öncelikle onlara teşekkür edelim ki senin gibi ve Özge gibi, ikizin gibi iki voleybolcu, sporcu karakteri Türkiye'ye, dünyaya kazandırdılar. Senin aile değerlerinin çok bağlı olduğunu bildiğimden dolayı, yani senin aile kurma isteğin, senin şimdi maviyle olan ilişkin, eşinle, sevgili Ale ile, ona da selamlar, olan ilişkini gözlemledikçe hiç şaşırmıyorum aslında. Bizler ailemizin biraz aynasıyız, öyle değil mi? Evet, aynı öyle. Yani dediğin gibi ben aileme çok bağlıyım. Ailemiz de bize çok bağlı ve biz çok büyük bir aileyiz. Yani ben kendi adıma konuşayım. Benim annem de 4 kardeş, babam da 4 kardeş ve hep böyleyiz yani her zaman. Benim kuzenlerim bile benim abim gibiler bana. İnsanlar Ali hala şaşırıyor çünkü hala yani 3-4 senedir evliyiz. Hala yeni kuzenlerimle tanışıyor. Yani kaç tane kuzenin olabilir? Yani o yüzden çok büyük bir aileyiz. Yani bizim her maçımıza 20-25 tane aile bireyi falan gelirdi yani. Öyle güzel bir aileyiz. Ben de kendi adıma hep bunu istemiştim zaten. Ben daha çok çocuk istiyorum. Allah nasip ederse tabii yaşım biraz geçiyor ama Allah nasip ederse daha çok büyük bir aile olmak istiyorum. Mavi de yani iki tarafı da çekmiş aslında. Ale'nin ailesi de inanılmaz pozitif. Aynı bizim gibi bir aile. Biz de öyleyiz. O da bütün pozitifliğimizi almış bir çocuk gerçekten. Yani daha 15 aylık ama bunu sadece ona bakar. Yani insanı mutlu eden bir görüntüsü var Mavi'nin yani. O yüzden çok mutluyum gerçekten. Çok şükrediyorum Allah'a bana böyle bir çocuk verdiği için. Ya ne güzel. Çok şükür. Allah nazardan saklasın canım benim. Sonuç itibariyle anneliğin de tabii zorlukları var. Bu senin yeni deneyimlediğin bir şey. Sahada olmak mı yoksa işin bu tarafı mı daha şey geliyor sana? Daha mı sorumluluk? Tabii ki anne olmak daha zor. Değil mi? Ya çünkü şöyle... Bir şey tarif eder misin bunu bize birazcık? Şöyle tarif edeyim yani belki bazılarına abartı gelebilir.
bilmiyorum ki, ben çok rahat bir anneyim gerçekten, uyku dışında yani, uyku, Marvin uykusu benim hiç önemli, onun dışında çok rahat bir anneyim. Hani çıplak ayak gezsin, bahçeye çıktığımızda bile ayakkabılarını çıkartıyorum ki çimene bassın falan diye. Ama annelik bence yani her dakika vicdan azabı çekebilecek bir pozisyon senin için. Yani acaba güzel yemek yedi mi, acaba güzel uykusunu uyudu mu, midesi ağrıyor mu, atıyorum kakasını yapmadı. Yani bizim evde bir halay konusu, bizim evde Marvin kaka yapmış. Yani bunun gibi şey. Ama voleybolda ne? 2 saat gidiyorsun, işimi yapıyorsun en iyi şekilde ki. Yani ben öyle yapardım. En iyi şekilde işimi yapıyorum. Kafam rahat, eve geliyorsun. Ama burada kafa rahatlığı. Akşam 7 oldu. Abi uyudu. Evet, günümüz güzel geçti. Mutluydu. Böyle geçiyor. Ama bu her gün senin için yeni bir sınav. Evet. Yani voleybolda bazen bir ay oluyor. İşte antrenman süresi oluyor. Önemli maçın olmuyor falan filan. Ama annelik 15 ayda hissettiğim her zaman... üstümde inanılmaz bir sorumluluk olması, ama aşırı zevkli bir şey, aşırı zevkli. Yani insanlar bana şöyle, sıkılırsın işte falan evde oturup, ya da benim, yani ben kendi başıma bakıyorum Mavi'ye, işte nasıl bakacaksın, sıkılmaya nasıl vakit buluyor insanlar ben bilmiyorum. Yani günün dolu dolu geçiyor ya, gerçekten inanılmaz bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin. Mavi'yle en büyük hayali ne? Ama dedin, lütfen devam et. Yok yok, unuttum şimdi. Hayal deyince. Biliyorum. Can, mesela annelikten başladık. Özden oradan devam etmek istiyorum. Konuyu da bölmek istemiyorum. En büyük hayalin ne size dair? Mesela. Sağlık, sıhhat. Ya tabii ki. Ben Mavi ile ilgili tabii ki bazen annemle oturup işte paten kaysın, kayağa gitsin, sörf de yapsın, piyano da çalsın, işte batini çalsın falan. Ama tabii bunlar onun isteğiyle olacak şeyler. Ama benim tek hayalim, ben annemle, ay ağlarım anne deyince. Ay. Ben annemle anneden çok sırdaş, arkadaş. Yani ben annem, en sevdiğim şey annemle caddeye çıkalım bir kahve içelim. Ya ben de istiyorum ki Mavi benle o hissi, yani o hissi benle yaşasın, benle konuşmak istesin, anlatmak istesin, beni dinlemek istesin. En büyük hayalim Mavi'yle o. Çok basit bir şey ama bence çok çok önemli bir şey, herkesin sahip olamayacağı. Benim annemle öyle bir ilişkim var. Aynı zamanda Özge'nin de öyle, benim abim. Ya bu annemden kaynaklı bir şey. Dünyanın en melek insanı bence. Annelerimizin sevgiler. Evet. Yani annemle olan ilişkim inşallah Mavi'yle de olur. Tek isteğim, tek hayalim o. Tabii babaları da yabana atmayalım. Ali de kızar bize, senin baban da kızar. Onlar için de bir şeyler söyleyelim. Ya tabii. Gücendirmeyelim yani, şimdi. Babam bizim, ne diyeyim, ya babamsız bir hayat düşünemeyiz hiçbirimiz. Çünkü o bizim, yani bizi koruduğunu her zaman biliyoruz. Her zaman arkamızda. Yani bizi kaç yaşımızdan beri takip ediyor. Hiç yorulmadı, etmedi. O Kütahya İstanbul yolunu bizim için kaç kere gelmiştir. Annem öğretmen de biz ilk voleybola başladığımızda. Cuma çıkarlardı, pazar dönerlerdi. Biz, yani ben anneden konuştuğumuz için annem dedim ama babam da bir tanemiz. Kocam da tek, yani tek farkı benden memesi olmaması. Yani süt veremiyor olması gerçekten. Ben çok şanslı annelerden biriyim. Eşim inanılmaz yardımcı, yani benim kadar Mavi'nin üstünde emeği var. O yüzden ya ben çok şanslı bir insanım, bunu her zaman söylüyorum, çok şükür. Çok şükür. O yüzden çok minnettarım yani hayatım için. Ne güzel, hepsine çok selam olsun, sevgi olsun. Oynamaya devam etseydin bunu başarabilir miydin sence? Nasıl hissediyorsun? Mesela hani şimdi şu an Nazım başardı. Tabii Nazım başardı, önemli bir şey mesela. Ya evet ama. Ya da işte Bahar'ın yaptığı. Ya şöyle, bir kere aramızda yaş farkı var onlarla. Ben yani annelik yaşım geldiği için anne olmaya karar verdim. Yani benim için, yani bu herkese göre değişir. Ben zamanı geldiğini düşünüyorum. İkincisi, voleybolda çok tatmin olmuştum. Üçüncüsü, hiç geri dönmeyi düşünmedim ama dönebilseydim. Şöyle bir avantajı var mesela Naz'ın. Annesi İstanbul'da yaşıyor. Yani ne benim ailem İstanbul'da yaşıyor ne de Ali'nin ailesi. Ben yapı olarak, kafa olarak çocuğumu bakıcıya emanet edecek bir insan değilim. Ama bunu yapmak zorunda olan insanlar var. Çok saygım var, o ayrı. Ama ben çocuğumu bakıcıya emanet edip gidemem. Ya yani ben Mavi'ye kaç kere uyanıkken evden gittiğimi hatırlamıyorum. Öyle uyur öyle çıkarım ben evden. Bir kere Vakıfbank'ın maçına gittim. 5'teydi maç. Mavi de uyanıktı. Annem vardı evde. Ya resmen içim acıdı yani Mavi uyanıkken gittiği için. Yani o yüzden ben...
kimseye emanet edemem çocuğumu. O yüzden voleybolda geri dönemezdim. Ama dönseydim de yine aslanlar gibi dönerdim bence yani. Yine orası kesin. Yani ondan hiç şüphem yok ama hiç istemedim yani. Ya bu tatmin olmak, dolu dolu yaşamaktan evet. geliyor. İnsanın içinde hiçbir şey kalmaması. Yani dedik ki işte 19 yıl Vakıfbank, orada kazandığın 20 kupa, milli takımda başarılanlar, evet. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş. İşte olimpiyata gitme, Avrupa şampiyonalarında, Şampiyonlar Ligi'nde, yani hepsi hani kulüp ve milli takım başarısı senin için o kadar güzel iğmeler ve hani o ben hep kullanıyorum bu lafı, fırlatma rampasında kendini o kadar çok yukarı fırlatıp kalabalık içerisinde o kadar çok fark edilip göze battın ki bu farklılığı yaratan neydi? Çünkü yani dışarıdan nasıl biliyor musun Gözde? Yani Gözde bu kötü oynayacak diye bir şey söz konusu değil. Anladın mı yani? Sen kendini kötü hissedebilir. Hayır bak ben ama hissettiğimi ben hani kulüpte yönetici olarak da var olduğum için kısa bir süre evet. işte dışarıdan da gözlemlediğim maçını da anlattığım için mesela. Hani sen illaki oradasın. Beynin orada, kafan orada. Bir şey olmuyorsa hani senin çabalaman dışında olan bir şey. Yani zaten olmuyordur. Öyle günler olur ya sporcu. Evet. Yani olmazsa olmaz. Ama o zaman sen ne yapıyorsun? İşte Rasiç'e sarılıyorsun. Hadi koçum diyorsun. Kübra'ya gidiyorsun. Hadi kızım şunu iyi yapalım diyorsun. Yani anladın mı? Bir insan, bir kaptan, bir oyuncu sadece vurduğu iki topla kaptan ya da işte lider vasfına kavuşmuyor sonuçta. Karakteriyle bütünleşiyor, desteğiyle bütünleşiyor. Cuhani senin için şey demişti, ilham veren güçlü karakter demişti son vedamında ve takım arkadaşlarını gerçekten başarmaya ikna eden ve zoru seven bir karakter demişti. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun bu süreçte, bunca yılda? Yani şöyle, benim karakterimde evet bir lider. Liderlik vardı yani ben bunu küçükken voleybol yani 13 yaşında Vakıfbank'a geldiğimizden beri görebiliyordum. Ama tabii bu biraz daha yani zamanla gelişebilen yani ben 2011'de kaptan oldum. Böyle miydim hatırlamıyorum ama zamanla tabii daha gençler geldikçe hem korumacı oluyorsun hem o disiplini sağlamaya çalışıyorsun. Tabii bizim Giovanni ile kafamız da çok uydu. Yani biz Giovanni ile iş konusunda tıpatıp aynı iki insanız. Ama dediğin gibi ben şöyle çok rahat bırakabildim voleybolu. Çünkü ben çok tatmin olmuştum. Yani her şey o kadar dolu dolu. Ben geçen gün başka canlı yayına katıldığımda da söyledim. Şimdi milli takımda oynayan arkadaşlarım çok şanslı. Çünkü Giovanni şey diyor yani şu haftayı mı tatil istersin bu haftayı mı? Ya da işte bir ay tatiliniz var toplamda. Belki tam bir ay değil ama bir hafta oradan bir anda. Evet. Ben bir sene hatırlıyorum sadece 3 gün tatil yani 12 ay sadece 3 gün tatil yaptığımı hatırlıyorum. Bunun verdiği bir tatminlik, iki yorgunluk hepsi tabii ki ben çok güzel bir kariyer yaşadım. Ben o yüzden çok rahat kafamda bırakabildim voleybolu. Kafamda çok rahat bıraktığım için de hiç geri dönme isteği, özlem işte atıyorum hiçbir şey kafaya ben net bırakmıştım. Kafanda önce. Zaten bence bırakmak istiyorsan önce kafanda bırakacaksın. Çünkü yani iki fiziğim de beni bırakmıştı. O ayrı ama. Onları da girecek. Efendim? Onları da gireceğim az sonra. Yani hepsi toplandı ama gerçekten katılıyorum yani. Bende bir liderlik özelliği vardı. Bu Giovanni ile birlikte de parladığını düşünüyorum. Tabii şöyle bir şey de var. Ben kariyerim boyunca hep iki yabancı ile oynadım. Yani ölüme hep iki yabancı alındı. Hatta başkanımıza bir gün şey dedim yani niye iki yabancı alındı? Boşuna para veriyorsunuz yani. Ben yine oynayacağım. Çünkü bu beni çok kamçıladı bu iki yabancı olayı. Yani sen her seferinde kendini ispat ediyorsun ama bir dahaki sene yine iki yabancı oluyorlar. Bu seni daha görürsünüz bu sene de göstereceğim. Görürsünüz bu sene de göstereceğim diye diye. Bir de benim çok bir boy avantajım da yok. Yani ben hep benden uzunlarla oynadım. Benim boyum bir smaçör için, power smaçör için aslında kısa ama ben hep sıçramamı daha arttırmaya çalışarak ya da işte kol gücümü fiziki anlamda daha güçlü ya da işte manşetimi daha iyi yapmaya çalışarak. Ya işte bu tip şeyler seni hep daha kamçıladı, beni daha çok kamçıladı yani aşağı çekeceğine. O yüzden yani önümde hep iki yabancının olması beni biraz da bu konuma getiren aslında. Yeni nesil biraz daha pes etmeye yönelik. Yani bir şeyi olmadığı zaman daha çabuk bırakabiliyorlar. O yüzden bu söylediğim kadar diyelim.
Evet, biraz daha isyankarlar. O yüzden bu söylediklerin gerçekten çok kıymetli. Şimdi o kadar çok soru vardı ki sana gelen. Hani senin hayat hikayeni bilenler var. Çok da tekrarladın vesaire ama mesela işte ilk çıktığın maçı merak edenler var, duymayanlar var. İlk çıktığın maçta neler yaptığını hatırlıyor musun? Çok komik bir hikayesi var. İlk çıktım derken Kütahya'da çıktım herhalde Evet. çocukken yani 11 yaşında var. İlk maçımızı hatırlıyorum tabii ki. Küçücük bir salon. Bütün aileyi davet ettik. Abim de biraz geç gelmişti. Yani hatırlamıyorum nereden geldiğini. Servis atacağım. Top elimde. Abimi gördüm. Topu bırakıp el sallamıyorum. Çok iyi. Tabii beni hemen çıkardı Antonio bu arada. Hiç unutmuyorum, rezil olmuştu. Sonra işte bir gün babam gelmişti maçayı ve Kütahya'dayız. O zaman da şey bağırmalar vardı. Dıkşın dıkşın işte hop hey falan bağırırdık küçükken ya. Acayip bağırıyordu. Babam başım ağrıdı. Başım ağrıdı artık diye. Çok çok eleştirirler miydi? Sana çok karışırlar mıydı mesela? Hani altyapı Ay. dönemlerinde de. Şimdi bak, bizi izleyen veliler de var. Gençler de var ya. Hep böyle ikilemde kalıyorlar. Mesela kenarda aileler biraz kendilerini tutmakta zorluk çekiyorlar. Antrenmana genelde kapalı oluyor mu? Antrenmana gittiklerinde de yani müdahale etme gereği duyuyorlar. Hadi. Ya da Yani ben işte antrenör olsam aileleri asla zaten antrenmanı almam. Ama benim ailem Anlasınlar. zaten voleyboldan hiç anlamayan insanlar olduğu için öyle yani. Biz de voleybolu Ama öğrendik diyebilirim. işte öyle olup da öyle müdahale etmeye çalışanlar da var maalesef işte. Yani varsa, bizi dinleyenler varsa etmesinler. Ya bence hiç karışılmaması lazım. Yani eve gelince o çocuk voleybol konuşmamalı artık. Tabii ki biz eve geldiğimizde Özge'den de dolayı maç konuştuğumuz olmuştur muhakkak. İşte babam hep şeyi merak ederdi. Pipe ne? İşte side out ne? Onları tabii ki anlatırız. Ama işte kızım burada niye buraya vurdun? Hiçbir zaman. Zaten annem alakası yok da. Babam da hiçbir zaman öyle bir şey demedi yani. Abin de karışmazdı herhalde. Yok abim. Abim zaten kafa yani başka yerde her zaman. Kütahya'daki süre kaç sene geçmişti Gözde? Kütahya'da kaç sene? Voleybol. Aynen, Biz Kütahya'da Kütahya'da kaç? 13 yıl yaşadık. 13 yaşında İstanbul'a geldik. 11 yaşında orada okulda başladık voleybola. 2 sene yani 2 Kütahya'da sene. voleybol topuna dokundun, değil mi? Hemen Yani hemen. işte orta 1, orta 2, orta 3 aslında 3 sene. 11, 12, 13 yaşında. 13 yaşımız Ağustos, yani Haziran'da doğum günümüz. Ağustos'ta da İstanbul'a transfer olduk. 99 Ağustos'ta. İlk kulübe girdiğin günü hatırlıyor musun? Ayak bastığın gün. Hatırlıyorum tabii. Sabri dayımı Korkuyor hatırlıyorum muydun? ki hala bizim kulüpte. Evet, korkuyor muydun? Ya şeyden korkmuş yani ilk şimdi annemle babam bizi İstanbul'a getirdi. 2 gün bizimle kaldılar. Sonra lojman vardı Vakıfbank'ın. Babam oraya gitmeden önce biz teyzemizde kalıyorduk hep beraber. Babam aldı şöyle bizi omuzunu birimizi buraya birimizi. Kızım bak emin misiniz yarın gidiyoruz dedi. Biz de eminiz falan dedik. Hep kendimize güvenen çocuklar olmuştu. Ertesi gün bizi lojmana bıraktılar. Ay Özge ile oturduk. Özge biz ne yaptık dedik. İkimiz baş başa oturuyoruz yani evde. Biz ne yaptık dedik. Bir orada tırsmıştık ama tabii Özge'nin orada olması ya da Özge için benim orada olmam tabii çok büyük avantaj. Yani birbirimize çok destek olduk Destekmiş. ama 1 hafta içinde her şeye alışmıştık bile yani. Çünkü Serra bizim en yakın arkadaşımız o Evet. günden bugüne hala arkadaşımız. O da Karadenizli olduğu için ailesi ailemiz gibi oldu. Neredeyse her akşam onlara yemeğe gidiyorduk. Hep beraber vakit geçiriyorduk. O yüzden hani kendimize göre arkadaş grubu da çok güzeldi o sene. Güneş sigortaydı bu arada. Rengi de Evet. mavi beyazdı ben geldiğimde. Neler olmuş. Yani o O yüzden takım çok ne kolay isimler oldu. aldı? Güneş Sigorta, Türk Telekom, Güneş Sigorta, Türk Telekom, Türk Telekom, Vakıfbank yani. Vakıfbank. Her türlü şekli şemale girdi sonuç Şemali itibariyle. girdi aya. Sonunda buldu kendini. Öyle diyelim. Evet. Önemli olan o. Yani Cip voleybolu yıllardır çok büyük hizmet veriyor. Yani Aynen. kulübü de tebrik etmek gerekiyor. Altyapılarda o rekabetin içerisinde kendinizi nasıl parlatmaya çalıştınız? Yani sizden uzun, sen dedin ya hani fizik olarak sonuç itibariyle sen hani bir power smasher olarak baktığımızda evet hani çok uzun değilsin. Sen hep gücünle, kuvvetinle, hırsınla, aklınla oyunu şekillendirensin. Böyle altyapılarda hep diyorlar ya işte ya boyunumuz şöyle olursa ne olur, boyumuz böyle olursa ne olur diye. O zamanlar neler yaşamıştı? Önündeki rakiplerin Leki mücadelen, rekabetin nasıldı mesela?
Yani şöyle söyleyeyim, Kütahya'dan geldiğimizde yani biz direkt Vakıfbank Tekirdağ'da bir kamp alanı, kamp yeri vardı, deniz kenarı, kumda antrenman yaptığım bir yer, böyle 15 gün falan kalacak. Bizi direkt oraya götürdüler. Biz Özge ile kumda şaheserler yaratıyoruz. Wow, kimleri aldık falan oldular. Neyse sonra salona girdik, meğerden ters ayakmışım. Güzel. Ya ters, ya sol sağ sol yapmıyorum da sağ sol sağ Nasıl? yapıyorum. İşte Özge başka bir şey yapıyor. Anladılar ki biz o kadar da iyi değilmişiz. Ferhat Köseoğlu vardı bizim ilk antrenörümüz. Yani çoğu şeyi ona borçluyuz. Sağ olsun izliyorsa buradan. Yani beni alırdı duvarda şöyle, yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir iki saat böyle tutardı öğretmek için bana bunu. İşte servis atmak için topu bana böyle böyle vururdu. Atıyorum yani, öğretmek için her şeyi yaptı elinden ki bir sene içinde zaten her şeyimizi düzeltmişti. Ben orta oyuncu olmak istiyordum. Hatta ağlıyordum yani. Ben 4 numara olmak Gerçekten mi? istemiyorum. Orta Ay, çok mu nasıl bir istiyordun? kafa. Niye? Niye istemişim ben de bilmiyorum şu an sorsam. Asla ve asla bir şey istemem yani. Yani nitekim o zamandan sıyrıldık. Yani biz önümüzde, yani çok yetenekliydik gerçekten voleybolda. Hani ikiz kardeşlerim bu kadar yetenekli olması enteresandır normalde, ama Özge'nin de benim de çok rakibimiz yoktu yani. Biz hep ilk altı oynadık yani, altyapılarda yaşımızda. O yüzden hani bunu cevaplarsam yanlış olur yani. O yüzden öyle bir çekişme yoktu yani. Biz zaten direkt hemen milli takıma gittik, Yıldız milli takıma. O da çok efsane bir şeydi yani bizim için, direkt milli takıma gitmek. Hatta Özge'yi bir gün Narin abla aradı, o zaman menajerimiz Narin ablaydı. Daha 14 yaşındayız. Özge işte pasör sakatlandı. Biz de 14 yaşında A takım kampına geliyorsun diye. Ben abim, babam, anne falan halay çekiyoruz. Özge ağlıyor işte, ben gözdesiz gidemem, hiçbir şey yapamam. Ya. Tabii tıpış tıpış gitti o ayrı. Ya neler ya, yazsak kitap olur da. Kitap, ben Neslihan'a da dedim, ondan da sözü aldım. Yani sizin de öyle. Yani mutlaka mutlaka yazılması gerekiyor. Yani Türk voleybolunu dünyaya bu kadar kıymet vermiş insanlar. Ben bunu kendime görev edindim. Siz istemeseniz de ben bunu yapacağım. Aklınızda olsun. Ben söyleyeyim Aslında de bana teklif şimdiden. geldi, biliyor musun? Evet. Bana teklif geldi ama Sonra. ne bileyim, şimdi sonra karantina girdi falan, konuşamadık. Olursa haber veririm Tamam. zaten de Peki. inşallah. Tamam. O zaman ikinci teklifi ben yapayım. Sen iki teklif arasındaki şeye karar ver, tamam mı? Ben anlatayım, sen yaz Başak. Evet. Tamam. Anlaştık diyorum. Keyifle. Tabii insanın bir şeyinin olması, ikizinin olması da bambaşka bir güç. Yani sen smaçör olarak, Özge işte pasör olarak devam etti. İkinizin de birbirine sahada muhtaç olduğunuz noktalar da var Evet, tabii. Hiç, aynen. değil mi? Yani o da güzel bir anekdot aslında. Bilmiyorum, Evet. dünyada bu kadar aynı branş içerisinde bu kadar başarılı ikiz var mı bilmiyorum açıkçası. Varsa seni Biz takip şeyde ettiğim gibi. sormuşlardı bize, 2012 olimpiyatlarına giderken işte ilk ikiz misiniz olimpiyata giden? Türkiye'de giden ilk ikiziz. Ama dünyada çok örneği var bu arada, aynı branşı yapan. Ama Aynı bana hep çok branşın var. enteresan gelmişti. Yani iki farklı insansın ve voleybola yeteneğin var. Ya da atıyorum bisiklete, Tabii. yüzmeye. Yani çok efsane bir şey gerçekten. Yani çok, o konuda da çok şanslıyız. Birlikte oynamaktan hiç rahatsız olduğunuz bir dönem oldu mu? Yani biz başka takımlarda oynamalıyız ya. Biz birlikte artık oynamamalıyız dediğiniz anlar oldu mu mesela? Yani şöyle Kaç sene, rahatsızlık önce değil. şuradan başlayayım. Kaç sene birlikte oynadınız? Oradan başlayayım. Sonra bu hissiyata Bu geçtik. hala Özge ile tartıştığımız bir konudur. Çünkü Özge Öyle çok mi? takım değiştirdiği için Vakıfbank'a geri geldi Evet. gitti. Yani toplamda 7-8 sene beraber oynamışızdır Hı. rahat. Şöyle bir sene olmuştu. Ben kaptan olduktan sonra, tabii ki ben herkese eşit davranmaya çalışıyorum. Ama mesela Giovanni ile Özge'nin kötü bir dönemi vardı yani. Giovanni mesela Özge'ye bağırıyor, artık kafamı falan çeviriyordum. Yani rahatsız, Özge ile aynı takımda rahatsız olmak değil, ama işte antrenör Özge'ye kızdığında ben artık üzülme ya da işte bakamıyordum falan, ya böyle bir dönemi hatırlıyorum, böyle bir dönem vardı. Ama Özge ile olmak çok zevkli, çünkü benim kadar hırslı insan, yani hırslı insan anlar, hırslı bir sporcu anlar benim ne hissettiğimi. Etrafında o hırs varken yani herkes zaten seni takip ediyor. O yüzden Özge ile oynamak o konuda çok zevkli. Çünkü sayı aldığında zaten uçuyorsun yani. Sana uçan bir insan görüyorsun yani orada pasör.
İşte o da aslında o da bana muhtaç, ben de ona muhtacım baktığımda yani. Kesinlikle öyle. O da başarıyla kariyerine devam ediyor. Sevgili Özge'ye evet. de çok büyük selam olsun. İnşallah o da evet. istediği noktada, istediği şekilde sürer ve istediği zamanda tamamlar. Şöyle özel maçları özellikle soruyorlar. Yani bugünün önemi var. Niye? Bugün önemli çünkü Şampiyonlar Ligi'nde alınan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, senin MVP oluşun ve kariyere artık nokta koyuşun, Bükreş dönemi. Evet. Bir diğer taraftan 2012'ye gittiğimizde de Polonya maçı ve bize olimpiyat oyunlarına getiren bir süreç var. Aa, yani. O gün yani. Bugünmüş değil evet, mi? Evet yani her şey üst üste geldi. Her şey üst üste geldi. O yüzden burada olman çok anlamlıydı. Hangisinden başlayayım diyorum. Yani unutamadığın maç diye sorduklarında mesela sen neyi telaffuz edersin bunlar arasında? Bu iki günün senin için anlamını ve sana anlattırmak isterim açıkçası ama genelde baktığında. Baştan eskiden başlayayım. Tabii 2011 Vakıfbank'ta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna kaldığımız maç. Evet. 2011 Şampiyonlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takımla madalya aldığımız maç. Londra Olimpiyatlarına kaldım. Zaten yani fark etsem bu 11-12 senesi efsane bir sezon. Hepim yani benim acayip aynı yani. Takımda olanlar için. Olimpiyata kaldığımız o turnuva bence tamamen efsane bir turnuvaydı. Tabii ne kaldı? Son maçım, son Şampiyonlar Ligi. Yani aslında son sezondaki bütün kupalar benim için çok değerli. Hem çok zor oldu hem de çok son senem olduğu için çok değerli. İyi manada bu maçlar var ama muhakkak en unutamadığı kötü maç falan diye soran da vardır eminim. Buyurun. Buyurun. Buyuruyorum. Hemen ilk önce şeye geleyim. Ben A takıma çıkmıştım ama lisede okuyoruz bu arada. Lise turnuvaları olurdu eskiden. Meksika'ya falan giderdim. Evet. Türkiye'de şampiyonlar, dünya şampiyonası falan giderdim. Dünya şampiyonasına giderdim. Biz banko şampiyonuz yani. Kağıt üstünde. O var, bu var, şu var. Biz gruptan çıkamadık turnuvadan. Yani wow. Elendik, döndük. Yani gruptan çıkamadık. Hani finalde falan elense. Ben hatırlıyorum yani bir hafta kaputtum. Yani yemek yemiyordum, içmiyordum. Sadece perdeleri kapatıp uyuyup antrenmana gidiyordum. Altı gün antrenmanına. O zaman da Aycan abla vardır. Hatırlar mısınız? Yani evet. Çok kişi hatırlamaz da. Aycan abla çok severdim. Aycan abla, Burçin abla, Aysun abla hepsi artık Gözde kendine gel, bu sadece voleybol falan diye diye beni öyle her gün yapma kızım, etme kızım diye diye hayata döndüler. Bir onu unutamam o maçı, yani o turnuvayı. O turnuvayı. 2012 kana kaybettiğimiz Final Four'dan önceki çeyrek finali asla ve asla unutamam. 2016'da Rio Olimpiyatlarına İtalya'da kaybettiğimiz maç bir de. Ya, çok acı şuramda hala. Oturma. Ne olmamıştı orada? Ya, ne olmamıştı sence? Kişisel olarak benim için çok kötü bir turnuvaydı. Ben çok kötü oynamıştım. Hatta son gün o kadar ya kötü oynadım. Ya ben bir de çuvaldızı çok kendine batıran bir sporcuydum. O kadar çok artık üstüme almışım. Son gün 2-3 serumla 39 dereceyle ateşte falan. Hani forman terler ya, kuruyordu evet. formam anında ateşten. O kadar stres yapmıştım. Bir de o zaman bu internet şey olmaya başladı. Millet işte yazmalara başladı. Tabii biz de o zaman cahil ve genç kafa hepsini okuyorduk. Üstümüze alınıyorduk. Belki öyle söylemek istemiyorum da daha da bindi. Hasta o turnuvayı yani herkes için ya. Herkes için çok kötü bir turnuvaydı. Bence herkes de bunu söyler yani en kötü anı diye. Evet. Yani aslında şanssızlık ya Ankara'dasın. Ya tamam tabii ki o senenin Rusçasını belki yenemeyecektik. Ama Hollanda gibi yani İtalya kaçıncı takımıydı? Yani Egon'u o zaman bebekti, o oynuyor evet. yani öyle düşün. Kısmet işte ya, olmayınca demek ki şurada yazmıyormuş yani. Öyle bir insan çok üzülüyorsun yani. Bir olimpiyat daha görebilirdik. Evet ya. Ah ya. Ah keşke. Ah keşkeler tabii canım. Yani elinizden geleni yapmış oluyorsunuz. Böyle dönsen o zamanlara genç daha işte. Genç derken yani işte anla. Sonuç böyle evet. yaşlı değiliz ama hani o dönemleri döndüğünde kendine bir şey söylemek ister miydin mesela? Öyle bir cümlen bu var mı? Bu kadar takılma. Bu kadar takılma derdim. Bu kadar ciddiye alma derdim. Ya ben bunu kendime dediğimde 30 yaşındaydım. Hani ya. Her şeyi bu kadar ciddiye alma diye. Geç değil de ama çok yük bindiriyorsun üstüne. Yani belki de 33 yaşında voleybol bırakmamın sebeplerinden biri de bu. Çünkü her şeyi hiç aşırı ciddiye alıyorsun.
aşırı sorumluluk yükleniyorsun. Hiç, ve insanlar etrafında umurlarında değil mesela. Yani bu beni en çok yoranlardan biri de buydu. Kendimi yani, çok ciddiye alma derdim yani. Kendi ayarında takımını uydurmaya çalışırken verdiğin emek seni daha fazla yoruyordu değil mi? Yani birkaç sene var Vakıfbank'ta. Yani Vakıfbank her zaman şu konuda takdir ediyorum. Yani 20 sene oynadığım için de değil. Vakıfbank her zaman yabancı oyuncu ya da oyuncu alırken hep kendi karakterinde oyuncu almıştır. Giovanni de öyle yani. Giovanni'den sonra özellikle. Hiçbir zaman da böyle sessiz, sakin oyuncu göremez. Yani hırslı oyuncular atıyorum. Sorumluluk sahibi. Ama bir sene var. İsim vermeyeceğim. Çok bundan uzak oyuncuları tercih edildi. O sene beni çok yordu mesela. Çünkü ya sen her topu atlıyorsun ve bunu herkes yapıyor. Yani küçüğünden büyüğüne ve karşında yani umursamayan insanlar, bu seni çok yoruyor ve o sene kaybedilen sezon oluyor. Yani her şeyin sonucu var aslında. Yani ne kadar verirsen o kadar alıyorsun. Doğru. Ne yazık ki o sene o kadar vermediğimiz bir seneydi ama bunlar seni çok yoruyor tabii ki. Kaptan olarak zaten üstünde ayrı bir sorumluluk var ve tabii ki ilk sana soruluyor. Her zaman ilk fatura bir antrenöre, menajer, antrenöre, kaptana kesilir. Tabii ki öyle senelerimiz de oldu ama o diğer güzel senelerin yani 18-19 senenin hatırına bir seneyi tabii ki unutabiliriz diye düşünüyorum. Bu kadar takılma, güzel güzel bir mesaj. Sence Türkiye'ye gelmiş bu zamana kadarki en iyi yabancı oyuncu kim? Ya da senin en iyi anlaştığın ya da hani klasına hayran kaldığın, takıma çok büyük katkı vermiş olan, seni Glinka unutmadığın. Değil mi? Klas deyince Glinka. Yani aslında Juting derdim. Ama şöyle, yani klas, çalışkan. Yani mesela Ju evet çok efsane bir oyuncu. Yani kimseyle kıyas kabul edemez bir oyuncu. Ama çok tembel bir oyuncu mesela. Gerçekten mi? Çalışmayı sevmiyor. Evet. Yani çalışmayı sevmiyor denmez ama mesela sabah ben 34 yaşındayım. Köpek gibi manşet oluyorsun. O almıyor mesela bunun gibi. Ama Glinka yani ben ne yaptıysam o zaten benden yaşlı da. Yani yaşını hiçbir zaman bahane edip ağrımı hiçbir zaman bahane çalıştım bütün seneler boyunca. Her zaman en klas, en sevilen, en sempatik, en iyi. Yani o konuda dört dörtlük bir insandı. O yüzden kesinlikle Glinka derim. Glinka. Siz oynarken Özge ile böyle birine bakıp da ya onun gibi olsaydık dedikleriniz var mıydı? İdol olarak gördüğünüz büyük jenerasyonlardan örnek aldığın. Şimdi Arzu gördü. Benim şey olarak yani Arzu abla ya kaptanlık olarak söylemeyeceğim. Abla olarak yani her zaman pozitif. Her yani en gergin anda bile o muhteşem yumuşak sesiyle insanları rahatlatabilen. Kesinlikle. O yüzden yani Arzu abla çok başka bir konumda benim için. Ben çok oynamadım yani. Bir ya da iki sene oynadık biz Arzu ablayla. Ama hala çok konuşuruz. Hatta pilates dersi bile aldım kendisinden zamanında. Harika. O yüzden Arzu abla diyeceğim. Yani bu pozisyonla alakalı değil yani. Bu kişilikle alakalı. Çok çalışkan. Yani bıraktığı sene bile deli gibi çalışan bir insandı yani. Giovanni durdurup onun defans tekniğini hepimize gösterirdi yani. Acayip rahattı vücut hareketleri, her şey. Yani onun içinden gibi o akışın içerisinde aynen kayboluyordu böyle. Aynen. Ama işte sen de sanki her şeyi. İşte senin duruşun ve yaptığın hareketler de öyle zaten. Peki kaptan olarak sence kim şeydi? En etkili? Söyleyebileceğin var mı özellikle aklına gelen? Kendin dışında tabii. Ya Pelin abla, Pelin Yüce çok iyi bir kaptandı. Bunun dışında yok. Yani kaptanlık çok özel bir şey. Yani sadece bu lider olma özelliğiyle olmuyor. Yani dediğim gibi insan kayırmadan ama insan gözeterek. Yani ben yani örnek vereyim. Kimse, genç oyuncular için söylüyorum. Takım içinde kimse kimseye kızdırtmam ama ben kızarım atıyorum. Ya da tek derdi ya gece 12'de 1'de beni arayıp derdini anlatan, ya bu erkek arkadaş da olabilir, aile sorunu da olabilir. Her şey. Kübra bende 3 hafta yaşadı mesela. Yani geldi evimizde 3 hafta yaşadı. Yani hepsi için bu geçerli. Hepsi de bilir bunu. Bir ara şey diyordum yani evin kapısına mor çatı kadın evi yazacağım diyordum yani. Yani bu bence çok önemli. Yani kaptanlık sadece sahada olmaz benim için.
Yani kaptan dediğim her yerde, her koşulda, antrenörünle, menajerle, başkanınla, seyircisinden, sağ çalışanından görevine, herkese, herkesi kapsayan bir şey bence. O yüzden ya yani kaptanlı, herkes kaptan olamaz, olmamalı da bence. En iyi çaylak kimdi sence peki? Oo, çok zor bir soru. Seçenek versen. Vallahi vermeyeceğim. Çünkü Cansu, en doğrusu en aynı. Ne farkı var diğerlerinden? Ya Cansu böyle içine alasın geliyor ya. Ve çok saygılı bir çocuk. Ya bir, çok saygılı. İki, mesela küçük küçük şeylere takılır ve çok morali bozulur ama hemen gelir bana söyler Gözde abla ne yapmam gerekiyor falan diye. Onu da geçtim yani, yerini bilir, ne yapması gerektiğini. Bunu senin öğretmene gerek yok. Onun da ailesi çok değerli bir aile, yani belli çok güzel bir aileden yetiştiği. O yüzden Cansu diyeceğim. Yaz alınanlar vardır muhakkak, onlara da açıklamamı yapacağım. Şu anda yapmak ister misin? Yok, arayacak çok kişi vardır Başak. Ben daha sana iki sıra sayarım, 10 kişi. 2 dakika yorumları açayım da bari. Onlar da yazın. Ay, yazın. Sana Gübra Örge falan yoktur. Giovanni çok özel bir antrenör değil mi Gözde? Yani bu zamana kadar sonuçta hani sen hep aynı takımdaydın ama milli takım olsun vesaire. Toplamda kaç antrenörle çalışmışsındır? Kimlerle çalıştın? Yani altyapıyı saymazsan eğer, Brezilyalı bir antrenörümüz vardı Vakıfbank'ta, Ukraynalı antrenörümüz vardı Gökhan Edman, sonra Giovanni geldi zaten. İyi takımda Massimo Barbolini, Reşat abi, Ferhat, Motta, yani yaklaşık 10. Baya olmuş. İyi antrenör ne demek sence? Ve Giovanni'yi de tanımlamanı rica edeceğim ama önce senin için iyi antrenör ne demek? Yani senin deneyimin bu konuda çok önemli. Yaklaşım, duruş, teknik, sporcularla iletişim, her şey dahil bunun içine. Giovanni'nin yaptığı en iyi şeyden bahsedeyim önce. Bir kere sınırını çok iyi biliyor. O sahadan çıktıktan sonra sahada yaşanan her şeyi unutup seninle arkadaş olabilen, derdini dinleyebilen bir adam. Ama sahaya girdiğinde her şeyi unutup sen onun için sporcusun ve en iyisini yapmak zorundasın. Şöyle, ben yakınım Giovanni'ye. Ben %100'ümü veriyorum antrenmanda. O da %100'ünü veriyor. Yani Giovanni'nin bir defteri vardır. O defteri bırakmış artık. Karakapta defter. Çok üzüldüm. O defteri bırakıp iPad'e geçmiş, çok üzüldüm. Ama olsun, o defterin dili olsa da olsa. Yani her gün belli ki adam 2-3 saat çalışmış o defter için, antrenman için. Öyle gelmiş. Yani bir antrenmanımız, yani belki maçtan önceki gün 2 saattir. Diğer her kez, her antrenman 3 saat, 3,5 saat, 4 saati de gördüğümü bilirim. Yani inanılmaz çalışkan ve bu çalışmasının başarısını sadece iyi yabancı aldığı için ya da hep iyi oyuncuları transfer ettiği için değil, çok çalışkan bir adam olduğu için kazanıyor. İyi antrenörlerle, yani antrenörlerin farkı o bence, çalışma. Yani ben antrenörlerde çalıştım, videoda gelip konuşmazdı, biz video izlerdik. Ya da atıyorum yani yarı final maçına çıkacağız, 10 dakika video yapardı Giovanni. 3 tane 1 saatlik video yapıyor ve gerçekten Giovanni'nin şöyle bir özelliği var. Maça çıktığında maçta ne olacağını biliyorsun. Biliyorsun. Yani sürpriz yok. Yani çok sürpriz yok. Yani belki tabii var. Yani, oyunun içerisinde dinamik ama. Atıyorum, Boşkoviç'e çalışıyorsun deliler gibi. Ya Boşkoviç'i bana sorsan şu an anlatırım, o ayrı da yani o kadar çok çalıştım. Ama çıkacak o gün 45 sayı alacak, tuttu, onu durduramazsın. Zaten onu da Giovanni'den bugün onu tutamıyoruz. Diğerlerine odaklanıyoruz ama diğer oyuncular için söylüyorum. Mesela videoyu izliyorsun, kız 20 sayı oluyor her maç. Bizim maçta 3 sayı alıyor çünkü onu o kadar çok çalışıyor ki. İşte buradan geliyorsa pasör için söylüyorum. Mesela pasör, yani Giovanni'ye karşı oynamak çok zor çünkü adam sağdan geliyorsa buraya atacak, soldan geliyorsa burada 50 saniye istatistik yapıyor. Tabii. Yani bu çok önemli. Giovanni şöyle de çok şanslı bir insan çünkü çalıştığı insanlar da çok başarılı bu arada. Yani ama onu da o seçiyor. Evet. Ekibini de o yaratıyor. Oyuncusunu da o seçiyor. O yüzden yani hani şey, efsaneler bir gün biter ya. Yani Giovanni'ye de onu söylüyorum. Yani senin efsanen ne zaman bitecek? Ben seni keseceğim diyorum. Ben olacağım mı? Bu arada
Olacağız mı? Giovanni ile iki apartman ileride oturuyor Giovanni bizde. Benim eşimin en yakın arkadaşı bu arada. Yani hala çok sık görüşüyoruz. O yüzden aramızda böyle şakalaşmalar çok oluyor. Olacaksın mı? Ne yapacaksın? Ay yok. İstemiyor musun? Aa, sahaya bir daha hiçbir şekilde girmeyeceksin mi? Yani şey, Özge'nin maçına, Ale'nin maçına geliriz. Ya Mavi'nin tamam. İşte onun peşinde koşmak için. Tamam. Tamam öyle, ama yani bu deneyim, bu birikim, hani niye çocuklara değmesin, niye başka bir şey olmasın? Gerçekten mi istiyorsun yoksa? Ha. Ben şöyle bir şey yani istiyorum, ama kimse böyle bir şeyle gelmiyor bana. Hmm. Ben antrenör, menajerlik, takım menajerliği, bunlar bana çok uzak şeyler. Yorumculuk, evet. Böyle bir şeyle geldi. Ama bana kimse atıyorum, ben çok iyi motive ederim insana. Yani evet. Gel konuşalım. Yani uçarız gideriz. Yani kendimi de hep böyle motive ettim yani senelerce. Kimse bana hani bu bilgileri aktar, kızlara motive ile alakalı bir şeyler öğret, hani bilgilerini aktar diye gelmedi. Böyle bir şey yapabilirim. Hem Mavi'yi de idare etmem daha rahat olabilir. Çünkü Ale de antrenör olduğu için evet. Hani sabah 9 akşam 5 bir işte çalışmıyor. Yani evet. Mavi'yi babasına bırakıp gidebilirim. Yani kimseyi emanet etmeme gerek kalmaz. Şöyle bir şey var. Yani korona olmadan önce bir İtalyan şirketi benimle iletişime geçti. Eski voleybolcu kötü bir hastalık geçirmiş ve bunu yenmiş. Ve İtalya'da şöyle bir şey yapıyor. Kendi bilgisini, tecrübesini şirketlere aktarıyor. Evet. Giovanni aracılığıyla. Şimdi Giovanni'nin de yapmaya başladığı evet, şey. Evet, aynen. Giovanni aracılığıyla benimle konuştular. Hani Gözde, sen de şirketlere atıyorum yani. Şu şirkete gideceksin. Stres yönetimi işte. Bu stresi sen nasıl yönetiyordun? Evet. Şirketleri nasıl? Çok güzel bir plandı ve ben de çok yani çok heyecanlanmıştım bunun için. Çünkü gerçekten istediğim gibi hani kalem eteğimi giyeyim, topuklularımı giyeyim, toplantıya gidersem. Ay vallahi alışverişe gidiyordum ama korona yıkıldık. Neyse 22 Nisan'dı mesela ilk toplantımız. Aa. Ama tabii ki insanlar şu an uçuş yapamadığı için. Yani şu an o rafa kalktı ama inşallah bir gün olur. Ben işte böyle bir şey istiyorum aslında. Tamam, ben buraya da el atacağım. Buraya da el atacağım. Yani böyle şeyler gerçekten benim ilgimi çeker. Ben yani sonuçta 20 sene üst düzey voleybol oynamışım ve ne stresli anların oluyor. Gerçekten bunu aktarmak isterim çocuklara, çocuk yaştaki voleybolculara. Bence en güzel aktarılacak şeylerden biri bu. Yani menajerlikten ben antrenör olamam, şöyle öyle bir sabrım yok. Evet, tahmin yani, edebiliyorum. Öyle bir sabrım asla ve asla yok. Yani bunu başlık nasıl anlamıyorsun falan yaparım yani çocuklara. Özel hiç benden olmaz. Güzel şeyler bunlar. Yani bunu paylaşmak istemen güzel paylaşımcı da olduğun için bu konu, evet, bu konuyu yarın seni arayıp bu konuyu da konuşacağım. Tamam. İkinci not olarak da alındı. Hiç unutamadığın bir soyunma odası anı var mı? Çünkü Giovanni ile yaşanan soyunma odaları da işte videoları izleniyor. O da iyi bir motivatör. Yani içi boşalan bir motivatör de değil. Yani antrenmanını veriyor, taktiğini veriyor ve son hepsini kafanda toparladıktan sonra sona ihtiyacın olan o duygusal motivasyon kısmında vurucu bir darbe yapıyor, hadi sahaya diyor. Hiç unutamadığın öyle bir soyunma odası anı var mı? Var. 2011 işte Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz ve kağıt üstünde kaybettik yani. Herkes Fenerbahçe şampiyon diye kabul ediyordu. İşte antrenman bitti, bizi soyunma odasına çağırdı. Başka bir soyunma odası da yani hazırlanmış belli ki. Gladiator filmini bilirsin. O filmin bir bölümünü açtı. Ama yani o an sahaya çık deseler oradan 12 tane aslan çıkacak yani. Öyle bir motive olmuşuz. Onun bir bölümünü izletti bize. Bir onu unutamıyorum. Bir de bir gün soyunma odasına girdik yine 2000 son senem ya da ya evet son senenin ama Eczacıbaşı'na karşı olan Türkiye şampiyonası 5. maçında. 5 maça kaldığı için sağ olsunlar. 10 günde 5 maç oynamıştık. Müthiş bir hepimizin süreç ya. Hepimizin tek tek bu damarlarımız çıkan, haykırdığımız fotoğraflarımızı bulmuş, duvara astırtmış. Ortaya da bir ev çizmişti. İki tane ev vardı. Biri işte böyle basit bir ev, biri de işte dağları tırmanıyorsun falan öyle bir. Öyle bir motivasyon konuşması yapmıştı. Çok efsaneydi. Ya. Bir de son senemde şampiyonlar yine Bükreş'te bir tane bomboş beyaz bir kağıt hazırlatmıştı. Herkes buraya neden şampiyon olmak istediğini yazsın demişti.
Herkes bir şeyler yazmıştı ama herkesin ikinci maddesi Gözde abla için şampiyon olmaktı. Onu hiç unutamıyorum. Yani unutamadığım bir anda oldu, şimdi açılmışken söyleyeyim. Giovanni hep son günlerde, yani en önemli maçın son gününün önceki günün akşamında toplantı yapar. Yuvarlak olursun. Video ile alakalı bir şey değil bu. Yuvarlak olursun ve herkese söz verir. O benim yani son gecem takımlı olan. Herkes benimle ilgili bir şey söyledi. Artık yani ağlamaktan öleceğim. Sonra Giovanni herkesi yolladı. Beni yanına beni aldı omzuna. Dedik Gözde dedi. Biliyorum çünkü çok emotional. Evet öyle, evet böyle. Çok ters teper diye korkuyorum. Ben de Giovanni dedi ki sen beni hiç tanıyamadın herhalde. Ya, ters tepmez. Sen merak etme. Bunlar beni motive ediyor. Nitekim ters tepmedi. Çok şükür. Ay, öyle çok anı var. Başa gelme. Canlı yayın. Doğru, doğru. Gerçekten öyle. Son topu hatırlıyor musun peki? Son topu, son sayıyı hatırlıyor musun? Son sayı değil, sondan bir öncekini hatırlıyorum. Çünkü sakatlandığım için son topu alamadım. Yoksa Cansu bana kesin atardı o topu. Ama biliyorsun ameliyat oldum ben o top yüzünden. Kesinlikle. 4 aylık hamileyken ameliyat olmasını bekledim. Ama hissetmiştim. Çünkü bir önceki sayıda benim zaten dizimde 2 ameliyatım vardı o ana kadar. Zaten çok sakat sakat oynuyordum yani. İşte ağrı kesiciler. Bu arada mavinin tutulması da bir mucize. Çünkü bu eczacı 5 maçı artı farmifo, ben ağrı kesici serumlar, işte bilmem ne serumlar, ilaçlar, ya mavi nasıl tutundu bana ben onu bilmiyorum. Ben hamileymiş yani, ben bilmiyordum ya hamile olduğunu. Mucize bebek yani işte o. Ya gerçekten öyle. Aynen. Zaten ağrıyla neyse orada sıçradım, düştüm, dedim çaprazım yine koptu. Cansu'ya da böyle Giovanni seni çıkarayım diyor. Ne çıkar mısın? Manyak manyak konuşma dedim. Son sayıda başkasını atar. Cansu da biraz heyecanlı bir tip olduğu için o aklına kesin kazımıştır. Gözde abla atsa olsa. Cansu sakın bana atacağım. Mümkünse olsun. Öyle olsun. Ama çok komikti yani. Ben bugün videoları izliyorum. Resmen tek ayak üstünde seke. Çok olsun. Çok fena. Yani hem gönlün, hem yüreğin, hem vücudun her şeyini verdin be Gözde, valla. Evet, vücudumu gerçekten verdim. Hala yani her sabah o bel ağrısına bel ağrısıyla şey yapıyorum. Eşim geldi. Çok geldi. Merhaba demek ister mi bize Ali? Uyandı mı? Mal Ali gel, merhaba istiyor Başak. Çok bağırdı böyle. Merhaba. Hi. Teşekkür merhaba. Ederim. Sen nasılsın Ali? İyi. Ben de iyiyim. She closed the comments so you cannot see. I see. The comments for your hair. Okay. Ali'nin saçlarını ben kestim. Nasıl olmuş? Perfect Ali. You find your hairdresser. No problem then. Yes. I find my love for me. Ali nice don't... Yes, nice to see you. May I ask you, what would you like to say about Gözde? What would you like to say about Gözde? I didn't prepare anything. Now just a feeling. Just a feeling. What can I say? I'm glad she's on with me, but at the same time, I miss to see her in the gym. But it's better to be home with her. I think she's keep going in her life in the same way she was doing her job, let's say. Mm-hmm. So she's trying to do everything at the maximum level and don't disappoint anybody around there. Also cooking. Yeah. Taking care of me, taking care of Mavi, everything. Yeah. And how many years you were being in volleyball family? How many years for you? Me? Yes, you. In general. Well, I started to play volleyball. I was 6. many years. I play volleyball 20 years until 26. Okay, 6 is not volleyball. It's just play with the ball or something. But then when I stop at 26, I start. Mm-hmm. I keep going with the physical training. Yeah. Mm-hmm. So now it's been 14 years as a physical trainer. Wow. I'm old. No, you're not old. Just the last question I want to ask you. You worked with many players also in general, all over the world. But
How many years you have been in Turkey now? 13. 13 years. Any player you saw like Gözde? That's much dedicated and hard work and with passion. There are players with dedication, but maybe they are missing other things like passion, as you say, or they are missing some strength inside of them. There are players with passion, but maybe not with dedication, because their character doesn't allow them. As for the question. So, like, exactly like Gözde, of course not. She has all of them. Even though she was... you save your night. Gözde, she wasn't able to pass the ball. Yes, it's true. For example, she was having some technical missing, but she... she went over them with the other things. For my service. Yeah. So, and physical things, problem, pain. Yeah. She was going over everything. Yeah. Thank you so much, Ale. You will start the training again with the team. Start again. The team will start again. All the things are canceled because of the COVID-19. And what's the plan now? You will start with the meetings. I don't know. I mean, we are still waiting doing some homework, but we are waiting for the final decision. They say we will continue, even though it's now a little bit difficult, or we stop, then we finally stop, because this waiting, pending situation is a little bit difficult for everybody. Yeah. Thank you so much, Ale. Thank you. Ciao. 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 Ne net atmışsınız ya. En çok neyi seviyorsun Ale'de, Gözde? Ale çok güzel seviyor. Ya. Evet. Çok güzel seven bir adam. Yani çok güzel gösteriyor sevgisini. Çok aşırı sabırlı bir adam. Ki ben aşırı sabırsız bir insan olarak gerçekten ve inanılmaz bir baba oldu. Yani gerçekten böyle bir baba olacağını hiç düşünmemiştim ama inanılmaz ilgili, inanılmaz. Yani benim dediğim gibi gerçekten bunu çok içtenlikle söylüyorum. Sadece süt veremiyor. O da biberonla verdi zamanında yani. Anladığım kadarıyla aileler de çok iyi anlaşıyor. Yani onun da aileden gelen şeyi var. Değil mi? Yani onun da ailesi birbirine çok yakın aile ve onun ailesini de çok seviyorum. İnanılmaz enerji, pozitif insanlar. Yani Mavi şimdi 3 dil konuşuluyor evde. Yani ben İtalyanca'yı çok iyi konuşmadım. Ale de Türkçesi yarım yamalık olduğu için. İzliyorum videolarınızı keyifle. Mavi'nin işte İtalyanca nonna nonno demesi ve onların ona olan tepkisi. Çünkü benim annemle babamı daha çok gördüğü için var. Onlar anneanne dede demeye çoktan başlamıştı. Ama işte insan şey yapıyor, nonna nonna niye demiyor falan. Şimdi bu özellikle korona zamanında onlar çalışıyor ve saat 2 saat fark olduğu için çok konuşamıyorduk görüntülü. Ama şimdi her gün akşam saati uyatmadan önce arıyoruz. Onlarla konuşuyor. Hatta Mavi artık aramadığımızda nonno nonno demeye başladı. Yani işte çok seviniyorum. Çok güzel büyük bir aile olduk. İşte Mavi de bunu hissediyor gerçekten. Özellikle teyzesi izliyordur kesin bizi. Teyze, yani sabah kalkıyorum teyze, akşam yatıyorum teyze. Bir de Ali Baba. Ali Baba ve çiftliğini hiç abartmıyorum. Günde 1000 kere falan söylüyor. Ali bile ezberledi. Ali benden daha iyi söylüyor. Harika. Harika. Milena geldi. Bir şey söylemek istiyorum. Ali Baba'yı öğretmeyin. Öğretmeyin. Rus hiç geldi. Bir şey söylemek ister misin? Gerçekten. I love you Mila. Mesajlarınıza bakıyorum. Şu anda son kalan dakikalarımızı söz sizin sorularınızla devam edeceğiz. Gözde, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Unuttuğumuz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Favori altını ne olur ya? Ne olursun yap yani. Bir takım oluştur bize. Çok soruyorlar. Lütfen. Ama Başak, şimdi darılan kırılan çok olur. Çünkü ben insanlarla çok yakınım. Ben sana mesaj atayım yani WhatsApp'tan. Çok... Hayır ben değil. Yani o kadar çok soru var ki. Gerçekten insanlar kalsın yap diye. O yüzden dünyadan sorayım. Yap.
Dünyadan yap. Mesela ya, daha tarafsız. Daha tarafsız ol. Tamam, dünyadan yapayım. Hadi tamam. Dünyadan yap. Mayo Gönüviç pasörüm. Evet. Boşkoviç pasör çaprazım tabii ki. Evet. Cu 4 numaram. Evet. Manşetçi bir 4 numara arıyorum kendi aklımda. Onu bulunca söyleyeceğim. Milan Arasic ve Robin orta oyuncularım. Libero'da tabii ki de Gennaro. Evet. 4 numara bulamadım manşetçi şu an dünyada. Düşünelim. 4 numara. Hayır. Daha tecrübeli mi istiyorsun, genç mi istiyorsun? Fark etmez Gabi, manşetçi olsun. Gabi falan onları istemezsin değil mi? Gabi'den isterim, daha isterim de yani birini unutmayayım diye. Gabi önce olsun hadi. Hani şu an için. Aklı biri için gelirse hemen söyleyeceğim. Aynen. Pijini'ni diyen çok var. Dünyada en çok beğendiğim voleybolcu kimdi? Esra'yı al diyorlar. Bak Türk koymadık. Türk koymadık Türk arkadaşlar. Türk koymuyoruz. Yoksa alırız. Hangi ülkelerden teklif aldın Gözde? Rusya. Hı-hı. Rusya'dan aldım sadece. Gidiyordum zaten az kalsın da son anda vazgeçtim. Öyle mi? Evet. Hangi sene o almıştın? O biraz şey bahsettiğim sene vardı ya hani böyle evet, yabancı kıldım geldi bize hiç uymayan. Hı-hı. O sene o sinirle az kalsın bir gidiyordum da gitmedim. Hı-hı. Yine yemedim. Ama İtalya'da oynamayı çok istedim. İsterdin İstemiştim değil mi? İstemiştim yani ama ya, Vakıfbank yani bu kadar başarılıyken bırakamadım. Hani belki ben şöyle böyle bir oyuncu olurdum. Hani fırsat olurdu kesinlikle giderdi. Bunun korkmayla alakası yok ama çok başarılı bir dönemdeydik. Hani Vakıfbank bırakılıp gidilecek takım değildi. O yüzden gitmedim. Ama çok isterdim oynamak yani. Senin bu isteğin... Aa Larsson diyorum. Ha evet Larsson. Tamam. Tamam Larsson dedim evet. Tamam. Bir de bu durumda Ju ile Larsson 4'ten Liberon bu setti. Ortadan Rashic ile kimi dedin? Robin'i dedin. Robin. Değil mi? Mayan Pasör. Boşkoviç'in. Boşkoviç'in. Libero şey dedim ya. Konelyan'ın Liberos'u. Bosetti ne? Gennaro demedin mi? De Gennaro evet. Ha, De Gennaro dedim. Sanki geldi. Yok. Ben Bosetti mi dedim? Yanlış söyledim. De Gennaro Bosetti mi? Beyin yandı. Saat 11 oldu. Evet. Bosetti ne yapayım? Yeni jenerasyona ne söylersin? Nasıl son maçları izlediğinde milli takımın birkaç dakikamız var o yüzden hızlandırılmış bir şekilde. Hem son jenerasyonu oynayan jenerasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Ne gibi beklentin var? Olimpiyat nasıl gelir bize? Yani keşke olimpiyatlar oynanabilseydi. Ben gerçekten yani. Ali'ye de bunu her gün söyledim. Madalya alıp geleceklerine gerçekten çok inanıyorum. Çünkü efsane bir enerji var takımda şu an. Ama tabii bir sene ara girince onu kimse bilemez ne olacağını. Çünkü seneye çok yoğun bir program olacak. Evet. Grand Prix olacak. Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat hepsi bir arada olacak. Hmm. Onu Giovanni işte oyuncuları fresh tutmasıyla alakalı. Ama bu sene olsaydı ben madalyaya kesin gözüyle bakıyorum. İki takımı yenmelerine bakardı grupta yani. Evet. Çok çok iyi bir enerji var. Herkes de birbirini çok seviyor. Yani kızlarla çok konuştuğum için biliyorum. Zaten Giovanni'nin sihirli değneği var. Daha ne olsun. Özge'ye söylemek istediğim bir şey var mı? Özge'yi çok seviyorum. Best teyze ever yani. Best teyze ever. Gerçekten. Gözdeciğim, çok teşekkür ediyorum. Çok soru var. Ederim. Bana da gelen çok soru var ama belki bir gün gene yaparız. Senin vaktini gene alırız belki olur mu? Karantina çok uzun sürecek. Yine yaparız. Yani bu sefer sadece bizim sohbetimizdense gelen soruları cevaplamak üzere açarız. Tamam sen süper bize. Olur. Tamam harika anlaştık sözünü çok aldık. Çok teşekkürler Başakçı. Canına gönlünü yüreğine sağlık. Spora kattığın, voleybola kattığın, insanlara kattığın her şey için de ben özellikle çok çok teşekkür ederim. Ben İyi ki varsın. Güzel günlere iki proje içinde aranacaksın yarın. Tamam. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum çok kolay gelsin. Kendine çok iyi bak. Çok ben sevgiler. Bay bay. Martin bak Murti Mavi'yi çok öp yazmış Murti. Öpeceğim Murat abicim öpeceğim. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay canım iyi geceler. Özel karakterler soruları verdiği cevapları da gördünüz. Yaşanmışlıklar gerçekten belli bir olgunluğu da getiriyor. O yüzden umut ederiz ki sizlerin de keyifle izlediği bir program gerçekleştirmişizdir. Gözde Kırdar'a çok çok teşekkür ediyorum.
bu içtenliği ve samimiyeti içinde. Söz bir günde canlı yayına katılmak için istekler gönderiyorsunuz. Söz bir günde sizlerle birlikte yaparız bu canlı yayını. Sizler görüntü göndereni basarız konuşur, basarız konuşur. Onu yaparız, tamam mı? Bunu bir gün yapalım, söz veriyorum. Asiye teyzem, çok sevgiler, iyi geceler tüm aileye. Son 25 saniye. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yepyeni bir gün. Şimdilik iyi geceler. Yayını takip ettiğinize çok teşekkür ediyoruz. Kaçıranlar üzülmesinler. Çünkü YouTube'da olacak. Başak Koç YouTube'u da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.